Geçen programda bahsettiğimiz bir çizgi romandı. La Bombe, Japonya'ya atılan atom bombalarının yapılış hikayesini anlatan belgesel 400 sayfalık bir albüm. Artık video kullanabildiğim için tamamlanması açısından ikinci programı bu çizgi roman ve yaratıcılarının yer aldığı bir video ile açmak istedim. Kısa bir video. Ayrıntılı bilgi için ilk programı dinleyebilirsiniz, sonundaydı, ya da netteki bilgilere bakabilirsiniz. İkinci programda ses ve görsel kullanımı geliştiği için artık bir podcast ya da bir radyo yayınından çok bir televizyon programına, bir sesli görsel yayına evrildiğini görüyorum. Bu çağda görselden bilerek faydalanmamak bana akıl kârı gelmiyor. Yerinde kullanıldığı sürece, görsele boğulmadığı sürece imkan oldukça yayınları zenginleştiren bir faktör olarak kullanılmasından yanayım. Bu girişin üzerine konuşacağımız sıradaki Chez-nous, Parole des Réfugiés çizgi romanının fragmanını beraber seyredelim, ardından programa devam edelim. Chez-nous, Parole des Réfugiés. Bizdeki mültecilerin söyledikleri gibi hemen çevirebileceğim bir ismi var. Özetle mültecilerin İtalya'ya geldikten sonra yaşadıklarına bir bakış, onlara söz hakkı veren, günlük hayatlarını gözler önüne seren bir çalışma. Eğlenceli konular değil bunlar tabii. Eğlencenin her şey sayıldığı bir entertainment kültüründe yer bulması, tartışılması, önemsenmesi zor. Ama konuşulması gereken, konuşulmaya ihtiyaç duyan, gündemde yer bulması gereken meseleler bunlar. Mülteci meseleleri. Eğer çizgi roman sanat diyorsak, sanat sayılmasını istiyorsak, önce çizgi roman okurları buna uygun davranacak. Sen hem sabahtan akşama kadar eğlence malzemesi yapacaksın, hoş vakit geçirmek için kullanacaksın, keyif almak için kullanacaksın, sonra çizgi roman niye sanat sayılmıyor, niye saygı duyulmuyor diyeceksin. Yok öyle ya. Dışarıdan bakıyor olsam ben de yüz vermem bu yaklaşımdaki bir kitleye. Mesela mülteci konusunda, bu mülteciler konusunda, Suriyeliler konusunda Türkiye'de niye bir çizgi roman yapılmaz? Ama şöyle gerçekçi bir çizgi roman. Yaşananlara, iki tarafında yaşadıklarına perspektif katabilecek bir çalışma. Niye yapılmaz? Bunun tek sebebi hapis korkusu mudur? Bence değil. Bence yaklaşımda bir bozukluk var. Mülteci konusunda, İtalya'ya giden mülteciler konusundaki bu çizgi roman Şubat 2021 gibi yayınlanacak. Yani benim bu programı çektiğim tarihten birkaç ay sonra. Favori yayın evlerimden birisi Futuropolis tarafından yayınlanacak. Mülteciler olsun, başka toplumsal olaylar olsun, bu konularda dünyada pek çok çizgi roman yapılmaya başlandı Türkiye'nin aksine. O kadar çok yapılıyor ki artık bunların sayısı arttı, bu iyi bir şey, ama bir yandan da kalite düşüyor. Hem çizimlerde hem senaryolarda bu çizgi romanların bazılarının vasatı yakalayamadıklarını görüyoruz. Sadece bakın, ben bir belgesel, başımdan geçenleri anlatıyorum, bir belgesel nitelikte bir çizgi roman yapıyorum deniliyor. Fakat işin sanat kısmı, çizim kısmı, senaryo kısmı ihmal ediliyor buraya sığınılarak, belgesel niteliğine sığınılarak. Dolayısıyla ben bu tarz çizgi romanlarda artık bazı kriterler koyuyorum. Senaryonun başarılı ve cesur olması lazım. Çizimlerin de çok eğri büğrü, özelliksiz olmaması lazım benim için. Ha, çok istisnai bir konu vardır. Onu Çöp Adamlar'la da okuruz. Ayrı mesele. Ama genele baktığımda belli bir kalitenin olmasını istiyorum artık. Bu albümdeki çizimler bu açıdan çok başarılı gözüküyor. Siz de biraz önce fragmanda görmüşsünüzdür. Hatta bana Walking Dead çizgi romanındaki çizimleri hatırlattı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Dolayısıyla listemi hemen aldım. Kısaca yazarından ve çizerinden de bahsedelim, çünkü iyi işleri var. Hatta Türkiye'de de yayınlanması gereken işler bunlar. Marco Rizzo, İtalyan bir gazeteci.
ve çizgi roman senaristi. Genelde sosyal sorunlara eğilmeyi seviyor. 2019 yılında A Bord de l'Aquarius, yine bir belgesel çizgi roman. 2014 yılında Jean Karski'nin hikayesini yazdı. Stenkis yayın evinden basıldı, 160 sayfa. Bunu okumuştum. Bir İkinci Dünya Savaşı hikayesi. Ölüm kamplarından kurtulan Jean Karski'nin gerçek hikayesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Marco Rizzi genelde Lelio Bonacarso ile çalışıyor. Hem A Bord de l'Aquarius hem de Jean Karski'de hem de bu çizgi romanda, Chenu Pahol de Refugee çizgi romanında beraberler. Lelio Bonacarso'yu Türk okur aslında tanıyor. Çünkü bir albümü yayınlandı Türkiye'de. 2018'de Fransa'da, 2020 yılında da Türkiye'de yayınlanan Lulu Dedola'nın yazdığı, benim de blogda zamanında duyurduğum Le Père Turc à la recherche de Mustafa Kemal çizgi romanının çiziri Lelio Bonacarso. Yine Lulu Dedola ile beraber 2014 yılında 419 American Mafia diye bir başka albümleri var. Orada da insan kaçakçılığı, Nijerya, yine belgesel, yine ciddi konular. Son olarak Mario Rizzo ve Lelio Bonacarso'nun beraber ilk işleri Peppino Impastato isimli bir grafik roman. Peppino Impastato aynı zamanda bu romanın baş karakteri. Gerçek bir olayın uyarlaması. Peppino bir mafya babasının oğlu. Fakat büyüyünce mafya karşıtı bir aktivist oluyor. 68 eylemlerine katılıyor, bir radyo programı yapıyor, işçi ve köylü haklarından yana tavır alıyor, kültürel faaliyetler ve bununla da yetinmiyor, mafyanın yaptıklarını ifşa etmeye başlıyor. Fakat yaşadıkları kentin tüm ileri gelenleri ondan yana değil, mafyadan yana tavır alıyorlar. Polis zaten mafyayla kol kola ve en sonunda kentin mafyası önce onu korumaya çalışan her şeye rağmen babasını, sonra da onu öldürtüyor. Bunu çizgi romanlaştırmışlar. Öyle de kötü öldürüyorlar ki vücuduna bir bomba koyup demir yolunda patlatıyorlar. Sonra da arkasından solcu bir teröristti. Bombayı halkın arasında patlatacaktı. Yanlışlıkla deneme yaparken kendini havaya uçurdu. Yalanını yayıyorlar. 1978 yılında oluyor bu olay. Ondan sonrası da farklı bir süreç. Farklı bir mücadele. Annesi, kardeşi yani ailesi ve arkadaşlarının çabalarıyla bu iftira önce temizleniyor. Sonra yıllar boyu süren uğraşlar sonucu 2002 yılında ancak, yani 24 yıl sonra, ölümünden sorumlu olan mafya babasına müebbet hapis veriliyor. Hatta annesinin, Felice Impastato'nun, suçluların ceza alması için yaptığı hukuk mücadelesi, verdiği hukuk mücadelesini anlatan bir de film çekilmiş 2016 yılında. Onun da ismi aynı. Felice Impastato. Vefatlar var. Vefatlar var. Ağustos ayında André Paul Duchâteau vefat etti. Ben André Paul Duchâteau'yu çocukluğumda tanımıştım. İsmini bilmiyordum ama bir çizgi romanı vardı onun. Çok severdim. O da Hans. Şimdi tam hatırlamıyorum. Milliyet Çocuk'ta mıydı, Hürriyet Çocuk'ta mıydı? Bir tanesinde yayınlanırdı. Bayılmıştım ben o çizgi romana. Sonra albümlerini edinip okuma fırsatım da oldu. Hatta o çizgi romanın, Hans'ın çizimlerini de Rosinski yapıyordu. Torgal'in yaratıcı çizeri. André Paul Duchâteau 95 yaşında, 2020 yılında kaybettiğimiz bir çizgi roman sanatçısı. Bir başka vefat, Quino ya da Kino diyebileceğimiz Mafalda çizgi romanıyla meşhur olan bir çizgi roman sanatçısı. 1964 yılında yaratmış Mafalda karakterini. Bizdeki Cimcime, gerçi Cimcime de İtalyan yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam, ama böyle Cimcime tarzı küçük bir kızın mizahi ama felsefi, eleştirel tonlar barındıran bir serisi Mafalda. Ben okumadım, çok iyi tanımadım. Arjantinli bir çizgi roman sanatçısı, Legion d'Honneur dahi verilmiş, Glena yayın evinde çalışıyor. 2020 yılı epey insanı götürdü, aramızdan aldı. İşte André Paul Duchâteau dedik, Quino dedik, Türkiye'den Suat Yalaz, değil mi? Bir de 2020 yılının başında ben kaçırmışım, geçenlerde rastladım. Belki duymayanlar vardır, buraya not düşelim. Tay yayınlarının sahibi, kurucusu, sahibi, o efsane Tay yayınlarının, bir çizgi roman yayın eviydi biliyorsunuz, Sezen Yalçınar 2020'nin başında o da vefat etmiş. Ki Türkiye'de çizgi roman okumaya başlayan insanların çoğu Tay yayınlarının yayınladıklarıyla başlamıştır diye düşünüyorum. Bunu da burada duyurmuş olalım. Tüm kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin diyelim.
Bir ödül haberi not etmişim yine. Priyazi de la Critique. Nedir bu? Fransa'da biliyorsunuz çizgi roman gazetecileri ve eleştirmenleri derneği isimli saygın bir kurum var. Bunun verdiği ödüller var. İşte Uzak Doğu'ya verdikleri ödül aslında Asya diyorlar ama neticede Kazakistan'dan fazla çizgi roman çıktığını düşünmüyorum. 2020 yılında bu ödülü Sengo isimli çizgi romanıyla Sansuke Yamada alıyor. Kastelman'dan yayınlanmış. Konusu nedir Sengo'nun? 1945 sonrası Tokyo. Terhis olan Toku ve Kodamatsu adlı iki asker, savaş sonrası Japonya. Kekremsi bir çizgi roman, acı tatlı anlarla ilerleyen bir Japon çizgi romanı. Dikkatimi çeken çizgi romanlardan birisi de Alison Conway'in The Lab isimli çizgi romanı. Konuşma yok bu çizgi romanda. Sadece kareler size bir şeyler anlatıyor. Umutsuz, boşlukta bir ortam. Tek başına bir tesiste denek olarak tutsak olan bir karakter. Sürekli üzerinde deneyler yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Yapanlar kim? Enteresan bir çizgi roman. Alison Conway'in ilk grafik romanı, modern dünyanın otomatizasyon süreçlerine oyuncak olan insan figürü üzerine bence farklı bir yaklaşım. 100-176 sayfalık renkli bir eser. Gelelim Alan Moore'a. Alan Moore 2018 yılında çıktı bir açıklama yaptı. Çizgi romanı bırakıyorum dedi. Belki de iyi yaptı. Televizyona, sinemaya yönelmekle doğru bir seçim yapmış olabileceğini düşünüyorum. Zaten olmadı. Dönersin tekrar evinde çizgi romanını ya da romanını, hikayeni yazarsın değil mi? Karantina döneminde de eşiyle beraber eve kapandı. Melinda ile beraber. Şimdilik gayet iyi. Fragmanını seyrettiğimiz bu filmin senaryosu Alan Moore'a ait. Hatta bol makyajlı bir rolü de var film içerisinde. Bir yapım şirketi kurmuş. Yönetmenle ortak galiba. Biraz sinemaya, televizyona işler yapmak istiyor bundan sonra Alan Moore. Filmin konusu nedir? Fletcher Dennis isimli bir adam Northampton'a geliyor. Burası enteresan canlıların ve olayların döndüğü tehlikeli bir kent. Bir müşterisinin bulmasını istediği bir obje var. Onun peşinde Northampton'da. İşte voodoo büyücüleri, dedektifler, bir takım yaratıklar, maskeli katiller, Northampton ortamındaki o yüzeyin altında saklı dehşeti ve derinliği veriyor. Biliyorsunuz Alan Moore Northampton'da doğup büyümüş bir insan. Hala da orada yaşıyor. Sık sık da bahseder. Pek çok çizgi romanında geçer. Hatta 2016'da bir roman yayınladı o. Ben başlamıştım ama ilk 15-20 sayfasından sonra araya bir şeyler girdi. Bitiremedim. Biraz gözüm de korkuttu açıkçası. Çünkü 1100 sayfa mıydı? 1000 sayfadan fazlaydı yani. İsmi Jerusalem. The Jerusalem diye bir romandı o. O roman da mesela Northampton'da geçiyordu yine. Yani bir çeşit Stephen King evreninde Castle Rock neyse Alan Moore evreninde de Northampton odur diyebiliriz aslında. Bu filme de baktığım zaman kasabanın gerçek yüzü. Üç kelime. Kasabanın gerçek yüzü. Bu temada çok hikaye, çok roman, çok dizi var değil mi? King romanlarında da çok vardır. Bu tarz bir film olduğunu düşündürdü bana. Açıkçası Alan Moore'un işlerini çok beğenmeme karşın bu filmden, bu fragmanla en azından fazla bir umut ışığı almadım. Kendi kontrolünde olması için çok çalışmış ve bir yapım şirketi kurmuşlar. Çünkü biliyorsunuz sık sık şikayet eder. Yapılan filmler benim eserimi yansıtmıyor diye. Başlangıcında biraz kısa filmler çekmiş. Nasıl bir şey olacağını göstermek için, fon bulabilmek için, para bulabilmek için. Esas kafasındaki proje bu filmi bir diziye dönüştürmek. Hatta 4-5 sezonluk materyali hazırlamış bile. Bakalım. Açıkçası fragman çok ilginç gelmedi. Ama görmek lazım. Bakalım ne olacak.
The Contradictions diye bir çizgi roman var. Siyah beyaz, 2020 yılında yayınlanan. Yine bir kadın çizgi roman sanatçısı tarafından kotarılmış. Sophie Yanov. Drone and Quarterly yayın evi çıkarttı bunu. Yalnızlık çeken, içine kapanık Amerikalı bir kız Paris'te okuyor. Zena diye bir başka kızla tanışıyor ve o yalnızlık içinde arkadaş olup oluyorlar. Zena da biraz farklı bir kız. Depresif, sürekli dükkanlardan bir şeyler yürüten, işte kleptoman, vegan, anarşist. Bunlar beraber bir yolculuğa çıkıyorlar. Berlin'e gidecekler Amsterdam üzerinden. Onların bu yolculuğu ve birbirleriyle ilişkileri. Mesela çizimler arka plansız. Yani güzel seyahat çizgi romanlarını severim işte fonları güzel olur falan diye düşünüyorsanız öyle bir şey değil. Arka plansız, ikiliye ve diyaloglarına odaklanan türden bir yolculuk, bir yol çizgi romanı. Şimdi ikisi 2020 tarihli, biri İspanyolcası 2016 tarihli olan 3 biyografi albümü not almışım. Sırayla bunları da vereyim. Birincisi Victor Jara, La Voix du Peuple. 2020 Eylül'ünde çıkan bir çizgi roman. 1973'te Şili'de Pinochet askeri darbesinin ilk katletlerinden biri. Bir şarkıcı, bir özgürlük aşığı Victor Jara'nın biyografik çizgi romanı. 164 sayfa. İkinci biyografik çizgi roman Che, Une Vie Révolutionnaire. Epey kalın bir albüm bu. 432 sayfa. 2020 Ekim ayında çıktı. La Librairie Vuibert yayın evi tarafından çıkarıldı. Che'nin hayatına odaklanıyor. Ben resimlemesini çok beğendim. Çalışılarak hazırlandı. Sayfa sayısından da belli. Meksikalı bir çizer resimlemeyi yapıyor. Che'nin Castro ile Meksika'da tanıştığını da düşünecek olursanız bu da bir ayrı nüans. Çizim baktığımda biraz neyi hatırlattı biliyor musunuz? Çok sevdiğim bir İtalyan yönetmen var. Matteo Garrone. O Garrone'nin filmlerinde rastlanan Pinokyo mesela en son. Pinokyo'yu pek sevmedim ama yine aynısı vardı. İşte o Garrone'nin filmlerinde rastlayacağınız renk paletine sahip gibi böyle koyu, kirli bir tonlaması var resimlemenin. Hoşuma gitti. Bence diğer Che biyografilerinin arasından hem sayfa sayısıyla hem bu çizimlerle Garronesk çizimlerle sıyrılabilecek bir biyografi çizgi roman da. Che, Une Vie Révolutionnaire. Üçüncü biyografimiz Prisoner 155, Simon Radovitsky. Unutturulmaya çalışılan bir anarşist Simon Radovitsky'nin yaşam öyküsü. Anarşist kelimesi çok yanlış biliniyor ilkel toplumlarda. İşte böyle elinde bıçak bir insanlara saldıran, oraya buraya molotof kokteyli atan bir imaj canlanıyor. Halbuki anarşi demokrasinin ötesinde şu anda kurulması mümkün olmayan bir düzendir. Belki de demokrasiden sonraki düzendir. Herkesin kontrol edilmeye ihtiyaç duymadan kimseye zarar vermediği ideal, ütopik bir toplumdur
anarşi. Fakat baskıcı bir toplumun, şekillendirme heveslisi bir toplumun içinde deli gibi etrafa saldıran bir insanmış gibi görülüyor. Çok yanlıştır bu. Belki ileride konuşuruz ayrıntısıyla. Prisoner 155, Simon Radovitsky albümü bir anarşistin yaşamını anlatıyor. Ailesiyle Rusya'dan, Ukrayna'dan, o dönem Rusya'nın bir parçası, Arjantin'e göç ediyor. Orada demir yollarında çalışıyor. İşçi olarak. Kendisi gibi Rus asıllı anarşistlerle tanışıyor. Faaliyetlerine katılıyor Simon Radovitsky. Sonra bir eylemden önce polis tutukluyor. Redwig diye bir olayları var. Polis tutukluyor ve 21 yıl hapishanede tutuklu kalıyor. Çıktıktan sonra da Arjantin'i terk ediyor. Gidiyor İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçilerle birlikte savaşıyor ve Meksika'da bir oyuncakçı fabrikasında çalışırken hayatını kaybediyor. İspanya'da 2016 yılında çıkmış bu çizgi roman. Fransa'da hemen bir sene sonra vakit kaybetmeden çevirmiş Vertige Grafik Yayın Evi 241 sayfa. Yine uzun sayıda verecek bir çizgi roman. Simon Radovitsky'nin hayatı. Prisoner 155. Joe Sacco yeni bir çizgi roman çıkardı, Pain Glen. Bununla ilgili bir fragman da yayınlandı. Önce beraber onu seyredelim, biraz hareketlenelim. Kitabın kapağında ne yazmış gördünüz mü? Ne yazıyor kitabın kapağında en sonunda fragmanı? Redonne à la nature, ce que la nature nous a donné. Tabiatın bize verdiğini tekrar ona geri vermek. Bir not daha düşmüş yine kapağa. Dur bak ona da bir bakalım. À la rencontre des premières nations des territoires du Nord-Ouest. Canadian. Evet, Kanada'nın kuzey batısındaki topraklarda yaşayan yerli halklar konu ediliyor bu çizgi romanda. Pain Glen çizgi romanında Joe Sacco'nun ve bu yerel halklarla Amerikalıların, batıya doğru yayılan Amerikalıların ilk karşılaşmaları, aralarındaki ilişkiler, çatışmalar, yapılanlar, edilenler belgesel çizgi roman tadıyla Sacco'nun her zaman yaptığı gibi veriliyor. Bir Türk, Ersin Karabulut, Türk çizgi roman tarihinde yurt dışında en başarılı işlere imza atan isim bence Ersin Karabulut. Bir kere hakkını verelim. Bu kadar başarılı bir çocuk ne kadar konuşuluyor bizim çizgi roman medyamızda? O da onların ayıbı. Geçiştiriyorlar. Ersin Karabulut, Le Conte Ordinaire serisinin ikinci albümü çıkardı Fransa'da. Bunun birincisiyle ilgili ben kapsamlı bir yazı yazmıştım. Hatta videoyu da dönüştürecektim. Sonra olmadı. Neden diyeceksiniz? Laptopum bozuldu Allah kahretsin. Pek çok şey de orada kaldı. Ben başka laptopa geçtim. Herhalde anakartta bir sorun vardı. Sabit diski çıkarttım. O sabit diskli çünkü bilgiler biliyorsunuz. Şimdi ona bir adaptör almam lazım. SATA to USB adaptör diyorlar ya onlara. Oradan yeni laptopa bağlayacağım onu. Ondan sonra herhalde o yazı ve videoları da yayınlayabilirim ama sonuçta ben daha ilkini konuşamadan adamlar ikinci albüm çıkarttı. İkinci albümün başlığı Jusqu'ici tout allait bien. Albümde 9 tane kısa hikaye var, grafik hikaye var.
Bunlar kendi içinde bir şeyleri sorgulayan hikayeler, yaşadıklarımızı sorgulayan hikayeler, bence Türkiye ile derin bağ olan hikayeler. Jusqu'ici tout allait bien albümün ismi. Ne demek bu? Jusqu'ici tout allait bien. Bu konuyu da ben açıklayayım size ne demek diye. Jusqu'ici tout allait bien demek, İngilizce so far so good derler ya. Megadeth grubunun böyle bir albüm vardı hatta, yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir başlık bu. Aslında bana göre albümün bakış açısıyla ilgili ipuçları veriyor. Şimdiye kadar her şey yolunda. Şimdilik iyi gidiyoruz gibi bir anlamı var. Jusqu'ici tout allait bien. Durum şu. Türkçe bu şekilde çevirdiğimiz zaman bizde pek bir anlam ifade etmiyor. Düz bir anlam uyanıyor zihnimizde. Fakat Fransızca'da uyandırdığı başka anlamlar ve çağrışımlar var. Bunlar Türkçe'de yok. Dolayısıyla aynı etki yapmaz Türkçe'de. Diyeceksiniz ki nedir? La Haine diye bir film vardı biliyorsunuz. Nefret. Türkçe ismi başkaydı ama şimdi hatırlayamadım. La Haine filmi konusunda ben küçük bir yazı yazmıştım. Hatta orada da alıntılamıştım birkaç yıl önce blogda. Şimdi orada bir adamın hikayesini anlatıyorlar. Adam 50. kattan düşüyor. İşte 45. katta biri pencereyi açıyor. Nasıl gidiyor? Nasılsın diyor. Ya şimdilik iyi gidiyor. İşte 35. katta yine biri soruyor. İyi gidiyor, iyi gidiyor şimdilik diyor. 15. katta birisi soruyor, pencereyi açıp adam düşüyor olsa da aşağı. Ya diyor, şimdilik iyiyiz diyor. Böyle bir hikayeydi o. Alegorik bir hikaye. Bir deyim bir yandan da bu açıdan. Şu anlamı var. Yani sen çakılma yönünde hızla ilerliyorsun ama o arada daha dibe vurmadık, iyiyiz, buna da şükür gibi bir yaklaşım sergiliyorsun. İşte o hikayede buna eleştirel bir deyim olarak veriliyordu jusqu'ici tout allait bien. Yani herif dibe çakılacak ama orası mukadder. Ama hala iyiyiz, daha dur bakalım, şimdilik iyiyiz diyor herif. Böyle bir anlamı var Fransızca'da. Hala nefes alıyoruz gibi bir şey. Hani bu 2. Dünya Savaşı'ndaki apezman politikası vardır ya. Fransa kendi kapısına gelene kadar, İngiltere kendi kapısına gelene kadar Naziler. Ya dur bakalım, daha fena değil, bir çözüm buluruz. Dur bir şeyler yaparız. Tamam, orayı da işgal ettiler ama orada dururlar falan. Böyle bir yaklaşım var. Biraz onun gibi bir şey. İşte jusqu'ici tout allait bien alt başlığı böyle bir anlam dünyasına sahip Fransızca'da. Hatta bak size bir şey söyleyeyim, şimdi aklıma geldi. Buna benzer bir laf duymuştum. Türkçe versiyonu diyebilirsiniz. Adamın birine soruyorlar. Benzine zam geldi. Ne düşünüyorsunuz diyorlar. Adam da cevap veriyor. Vallahi diyor, ben hep 50 liralık alıyorum. Bana fark etmez. Aslında aynı o. Aşağı düşen adamla aynısı. Diyelim ki 50 liraya 50 litre benzin alıyor. Nerede o günler ama. Bir ay sonra 50 liraya 45 litre alıyor. İşte 3 ay sonra 50 liraya 35 litre alıyor. Soruyorlar, zam yapıldı, ne düşünüyorsunuz? Ya şimdilik ben hala iyiyim. Şimdilik işler iyi, benzinimi alıyorum diyor adam. Farkında değil. Ve en sonunda tam artık 50 lirayla 1 litre bile benzin alamayacak duruma geldiğinde ancak fark ediyor ne olduğunu. Dibe vurduğunda, yani o aşağı düşen adamın. Bence aynı örnek, aynı rezalet, aynı bilinçsizlik hali, aynı düşüş. La chute, değil mi? İşte Ersin Karabulut'un çizgi romanının ismi, ya da alt başlığı da diyebiliriz, böyle bir anlama sahip. 2020 yılında çıktı. Sonuna doğru çıktı hatta. Eylül-Ekim gibi. 63 sayfa. Diğerinden biraz daha kısa. İlk albümden. Kendisi yazmış. Kendisi çizmiş. Kendisi renklendirmiş. Önemli yanlarından birisi de Pierre Christin ön söz yazmış. Pierre Christin kim? Valerian serisinin yaratıcı senaristi. Bu arada Bukowski'nin de böyle bir ismi vardır. Conte de la Folie Ordinaire. Hikayelerini topladıkları böyle bir kitap ismi vardır. Conte de la Folie Ordinaire. Aslına bakarsanız paralel bir yaklaşım. Bukowski'nin Conte de la Folie Ordinaire, Ersin Karabulut'un Conte Ordinaire. Daha okumadım bu çizgi romanı. Mutlaka okuyacağım. Şu hard diski kurtardığım zaman ilk laptop'tan, okuduğum ilk albümle ilgili de bir video çekerim herhalde. Tabii Türkiye'de çizgi roman bir sanat olamadığı için, bir eğlence sektörü, hatta yer yer pavyon olarak kaldığı için bunları bulup çıkarmak ve söylemek bana kalıyor bücümiyet deyince, dilim döndüğünce. Türk çizgi roman piyasasının hali nedir, nasıl gidiyor diye soracak olsanız herhalde aynı şekilde cevap veririm. Jusqu'ici tout allait bien. Moritanya çizgi romanı, yazan, çizen Chris Reynolds. 80'li yıllarda çizmeye başlıyor, tefrika ediyor çeşitli gazetelerde. İlginç bir konusu var. Uzaylılar yeryüzünü ele geçirmiş, tamam mı? Fakat
dünyada değişen bir şey yok. Sanki her şey eskisi gibi. Yani öyle bir uzaylılara karşı direniş, karşılıklı savaşlar, bilmem neler, böyle bir şeyler yok. Sadece idareyi ele almışlar. İşte bu ortamda, gelecek bir zamanda, bugünküne benzeyen dünyamızda tuhaf olaylar oluyor. Yalnızlık, karamsarlık, boşluk, her şey aynı gibi ama her şey bambaşka aslında. Tabiat durmadan yok ediliyor, yeni tarikatlar çıkıyor. Anlam veremediğin olayların ardı arkası kesilmiyor ve bunların arasında monitör diye bir karakter var. Kask var bunun başında. Gözlerini vizörden görmüyoruz. Onun yaşadıkları, gördükleri sayfalara yansıtılmış. Bir absürdizm var ama ayakları yere basan bir absürdizm. Kasvetli bir ortam, karanlık ve gizemli bir ortam. Bir durgunluk, uğursuz bir durgunluk. Mesela 15 sene önce çektiği bir fotoğraf, abi bakıyor o fotoğraftakilerden biri yok olmuş fotoğrafta. Böyle enteresan olaylar. Benim ilgimi çekti Haziran 2020 yılında Tanibis Yayınları Fransız 292 sayfalık bir albüm olarak Mauritania çizgi romanını yayınladılar. Mutlaka göz atmak istediğim çizgi romanlardan biri olarak notlarıma girdi. Dans mon village, on mange de chat. Bizim köyde kedi eti yerler gibi bir anlamı var. 2020 yılında yayınlanan 54 sayfalık bir çizgi roman. Genç bir adam var. Bunun organize suça bulaşması ve yaşadıklarını anlatıyor. Bizim köyde kedi eti yerler çizgi romanı. Jacques ve Lili ormanda gezerken köyün kasabını görüyorlar. Herif kedi yakalıyor. Buna şahit olunca anlıyorlar ki o meşhur patelerinin lezzetinin sırrı burada gizliymiş. Kasap bunların kendisini gördüğünü anlıyor. Peşlerine düşüyor. Üstlerine saldırıyor. Jacques kendini savunurken kasabı öldürüyor. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşüne düşüne eve geldiğinde bir de bakıyor. Sarhoş babası küçük kız kardeşine zorbalık yapıyor. Dur ne yapıyorsun falan, yine bir itişme kakışma. Bu sefer kazayla onu da öldürüyor. Babasını da öldürüyor. Bir anda yani biri hayatta kalmak için, diğeri de kazara olmak üzere iki kişinin katili oluyor çocuk Jacques. Teslim oluyor, bunu ıslah evine gönderiyorlar ve çıktığında artık bir çete reisi Jacques. Hayatı tamamen değişmiş. Böyle bir hikaye. Dans mon village, on mange de chat. Dediğim gibi 54 sayfalık kısa bir hikaye. Sapiens'in çizgi romanını çıkart. Sapiens Vol. 1, Birth of Humankind diye geçiyor. HarperCollins'ten çıktı 2020 yılında. Aynı yıl 2020'nin sonunda Türkiye'de de çıktı bunun Türkçesi. Çok enteresan. O kadar değerli çizgi romanı yıllarca yayınlamayan Türk çizgi roman piyasası Sapiens'i aynı yıl yayınladı. Çevirdi, bastı, dağıttı. Neden? Oradan para geleceğini biliyor ya da düşünüyor. Gelir mi bilemem. Bir uyarlama tabii ki, Harari'nin meşhur kitabı okumuşsunuzdur, ben okumuştum. İllüstrasyonlarla süslü 256 sayfa. Bu konuda şunu söylemem lazım. Ben bu kitabın yayınlanması, bu çizgi romanın yayınlanmasını gereksiz buluyorum. Öyle efendim ne yayınlarlarsa yayınlasınlar, kârdır. Yok, o kadar çok yayınlamamız gereken şey var ki bence buna gerek yok. Bir katkısı olacağını da düşünmüyorum. Bir kere illüstrasyonları kötü, ben beğenmedim. Şimdi şöyle bir durum var. İlkokul çocuğunu bu çağda bu görsellerle tutamazsın. Tutamazsın abi bu resimle. İlkokul sonrasıysa o zaman zaten kitabı okut. Kitabın son derece sade bir dili var ve çok akıcı bir dil bu. Gerçi ben Türkçesinden okumadım bu kitabı ama neticede Türkçesi de öyledir. Dolayısıyla hani ilkokul çocuğunu tutamazsın. Ortaokul çocuğuna zaten kitabı okutursun. Sen bunu kime okutacaksın? Kim okuyacak bunu ya? Ben almam bunu mesela. Ben niye alayım bunu mesela? Hele bu resimlemeyle. Lüzumsuz bir iş. Hani daha da lüzumsuz. Şunu da söyleyeyim. 412 sayfalık kitap 30 lira civarı bir fiyata sahip. Kitap yurduna baktım. Bunun çizgi roman versiyonu 248 sayfaymış Türkiye'de. 70 liradan satılıyor. İki katından fazla. Ve içerdiği bilgi belki onda biri. İki katından fazla fiyat ve kötü bir resimleme. Alın kitabı okuyun abi. Nereden baksan benim mantığımın almadığı bir çizgi roman. Ciao Bitum 2020 yılından siyah beyaz 96 sayfalık bir
Çizgi roman Thomas Böril yazmış, çizmiş. Kent hayatından bunalan işsiz güçsüz iki kardeş kırsala kaçıyorlar. Yolda bir de inşaat kepçesi buluyorlar. Anahtarları da üzerinde. Onu da alıyorlar. Onunla gidiyorlar. Fakat yanlışlıkla bir adamı eziyorlar. Bunların adamı ezdiğini de dürbünle etrafa bakan bir herif görüyor ve bunları yolda yakalayıp tuhaf bir teklif yapıyor. Enteresan bir konu. Yolda geçen bir çizgi roman. Çıkışsızlık, karanlık bir ton, sadist bir hayvan katili. Benim okumak istediğim bir çizgi roman. Sipiye Sürter Yayın Evi'nin Monotrem koleksiyonundan. İsmiyle ilgili kısa bir pencere açalım. Ciao Bitum. Ne demek? Elveda asfalt. Hani iki kardeş kent hayatını bırakıp kırsala kaçıyorlar ya. Oraya bir gönderme var. Ciao Bitum derken. Elveda asfalt derken. Fakat tabii bunu Türkçe'ye çevirirlerse elveda asfalt demesinler bence. Kentten kırsala kaçışı böyle bir durumda Türkçe'de elveda beton demek daha iyi yansıtacaktır. Bence çok daha uygun olacaktır. Bir kitap, çizgi roman ve adaptasyonlar, çizgi roman ve uyarlama konusunda Jean Battens yazmış. Hikayenin bir romanın çizgi romana uyarlanmasında hangi kriterlere dikkat edilmelidir? Bunlardan bahsetmiş. Tenten'le ilgili bir haber ilişti gözüme, onu not almışım kısaca. Blue Lotus'un kapağı 1936 yılında çizilmiş. 4 renk kullanıldığı için yayın evi tarafından reddediliyor. Çekmeceye atıyorlar, orada kalıyor. İşte o kapak Ergin'in çizdiği. 2020 yılında açık arttırmaya çıkacak. 2-3 milyon euro paha biçiliyor. Çünkü daha önce benzer bir kapak o fiyattan gitmiş. 2.6 milyon euroya satılmış. Sulu boya, çini ve guaj kullanılan bir 34x34'lük kapakmış. Yani düşünebiliyor musunuz? 2-3 milyon euro arası sadece bir kapak, çizgi roman kapağı. Yani bir Dali resmi değil, bir Goya resmi değil. Çizgi roman kapağı 2-3 milyon euro ediyor. Çizgi romana verilen kıymeti görüyor musunuz? İşte bu gibi haberlerde çizgi romanın nasıl sanata ve kültüre entegre olduğunu, kıymetini bulduğunu görüyoruz. Bunu gösteren olgular olmaları açısından da bu tip haberler bence çok önemli. Mesela benzer bir haber, şimdi konu açıldı onu da söyleyeyim. Bu pandemi sürecinde 2020 yılı içerisinde Uderzo'yu da kaybettik biliyorsunuz. Eşi Ada Uderzo ve kızı Sylvie sağlık çalışanlarına destek olmak için 5 tane orijinal sayfayı müzayedede satıp gelirini bağışlayacaklarını açıkladı kızı ve eşi. Bu 5 sayfada 3 tane Asterix sayfası orijinal, bir tanesi Tanguy ve La Verdure, bir tanesi de Un Papa. Her birinin 40-120 bin euro arası bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor. Yani yuvarlak bu 5 sayfadan, eskizden diyelim 500 bin euro para geliyor. 500 bin euro. Çok iyi rakamlar. Bakın yine bir örnek. Çizgi romana verilen kıymetin bir örneği. Hatta Paris Match dergisinde de kızı ve eşiyle bir röportaj yaptılar. Orada anlatıyor eşi, diyor ki 1977'ydi galiba, Goscinny öldükten sonra diyor Uderzo 2 sene kaleme kağıda dokunamadı, hiçbir şey yapamadı. O kadar çok mektup geldi ki okuyuculardan, ya bunu yapmaya hakkınız yok, devam etmelisiniz, biz bekliyoruz, yaşam devam ediyor diye. Onlar Uderzo'yu tekrar çizmeye teşvik etti, ayağa kaldırdı diye eşi anlattı mesela. Enteresan, hiç bilir miydiniz bunu? 2 sene bir şey yapamamış adam, arkadaşı öldüğü için. Böyle çizerler de var. Her şey çizim değil. Adamın insanlık yönü de güçlü bir adam demek ki. Yine aynı röportajda da Asterix evrenindeki Falbala karakterini kızından esinlenerek, Sylvie'den esinlenerek çizdiğini öğreniyoruz. Hatta kız dedi ki, ya dedi Asterix, ben büyürken sanki ben Asterix'i büyürken erkek kardeşim gibi düşünüyordum. O kadar etrafımızdaydı, o kadar içimizdeydi ki aileden biri gibiydi sanki. Benim abim gibiydi Asterix diyor. Bir de en son şeyi soruyorlar o röportajda, onu da söyleyeyim. Asterix serisini şu anda devam ettiren Jean-Yves Ferry ve Didier Conrad, bunların yaptıkları hakkında Uderzo ne düşünüyordu, memnun muydu diye soruyorlar. Eşi memnundu diyor. Zaten kontrol ediyormuş ama yaptıkları işleri de beğeniyormuş. Welcome to the new world.
Waking Up in Trump's America. Eylül 2020 yılında Jake Alpern, bir romancı ve Michael Sloan, çizer, Bloomsbury'den yayınlıyorlar bu çizgi romanı. Welcome to the New World. Yeni dünyaya hoş geldiniz. Waking Up in Trump's America. Trump'ın Amerika'sında uyanmak. Özetle Amerika'da tutunmaya çalışan bir Suriyeli ailenin başından geçenler anlatılıyor bu 2020 yılında yayınlanan çizgi romanda. Aslında New York Times'ta comic strip, sonra Pulitzer alıyor, bant çizgi romanı olarak, sonra Pulitzer alıyor ve albüme dönüştürülüyor. 2016'da bir mülteci kampından Amerika'ya geliyor aile, kabul edilerek geliyor, öyle gizlice falan değil, başvuruyorlar yasal yollarda. Gazeteci bakışı var. Aklı hayale gelmeyecek olaylar, kültürel çatışmalar ve Trump iktidarının toplum içerisinde yol açtığı dalgalanmalar. Okunabilecek bir çizgi romanı. Welcome to the New World, Waking Up in Trump's America. Barbara S. diye bir Çek çizgi romanı var. Marek Sindelka, Vistek Masek yazıyor. Marek Pokorny çiziyor, 196 sayfa. Fransa'da De Noël yayınları tarafından yayınlandı. 2020 yılında yayınlandı. Bunun ilginç bir konusu var. 2007 yılında Çekya bir baba yemek yapıyor. Sistem kurmuş. Yemek yaparken de kameradan bebeğini kontrol ediyor. Derken görüntüye komşunun sinyali karışıyor. Komşusunun evinden bir görüntü görmeye başlıyor. Zincirlenmiş bir kız. Son derece kötü şartlarda. Polis çağırıyor, kızı kurtarıyorlar, sosyal hizmetlere veriyorlar. Fakat sonrasında çok acayip olaylar oluyor. Mesela kız kimliğine göre 12 yaşında, ismi Anna, ama kız diyor ki 33 yaşındayım ben, ismim Barbara Skrulov. Allah Allah diyorlar, deli midir nedir? Bununla da bitmiyor. Kız bir süre sonra ortadan kayboluyor ve birkaç ay sonra Norveç'te ortaya çıkıyor bu sefer. Bu olayları uzun bir çocuk istismarı zincirinin halkaları olarak veriyor sana çizgi roman. Parça parça böyle birleştiriyor. 6 yıl çalışmış yazarlar bu hikayeyi 100 yıla yaymak ve bir olay örgüsü kurmak için uğraşmışlar. Bol sürprizli, bol ters köşeli bir anlatı diyorlar. Bana bu konuyu okuduğum zaman, resimlerine de bir göz attığım zaman, özellikle konuya baktığım zaman Polanski filmlerini çağrıştırdı bana. Okunabilir, enteresan, hem de bir Çek çizgi romanı okumuş oluruz. İtalyan çizgi romanları cephesi de bir hareketlenmeler var İtalyanlarda. Dylan Dog çizgi romanının bir diziye dönüştürüleceği konuşuluyor. Hatta bu projenin başında da James Van olacakmış. 2019 yılında resmen de açıklanmış bu. James Van, Dylan Dog'un en sevdiği çizgi roman serisi olduğunu söylemiş. Şimdi ne oluyor? Dylan Dog diziye uyarlanıyor mu, uyarlanmıyor mu derken biraz Sergio Bonelli editore cephesine bakmamız lazım. Ne oluyor? Belli ki Bonelli çağın şartlarına uymak istiyor. 2018 yılında Bonelli Entertainment diye bir şirket kuruyor. Neden? Adamların hedefi şu. Bir Bonelli evreni kuracaklar. Bu zaten çizgi romanlarda var. Fakat bunu televizyona ve sinemaya taşımaları lazım.
Hani çizgi romanlar piyade ise ben hep bu örneği veririm. Televizyon ve sinema hava gücü, hava kuvvetleri. Hava kuvvetlerinin olmadan hiçbir savaşı kazanamazsın. Bonelli bunun farkına varıyor, geç de olsa. Ve diyorlar ki biz bir Bonelli sinematik evreni kuracağız. Marvel gibi, DC gibi. Fakat daha önce sütten ağzı yanmış Bonelli'nin. Yapımların içinde olmak istiyorlar. Bunların abuk sabuk yönlere kaymasını engellemek istiyorlar. Yani dizginleri bırakmamak istiyorlar. Kendi prodüksiyon şirketlerini kuruyorlar işte bu yüzden. Alan Moore'dan bahsettiği, onlar da kendi prodüksiyon şirketini kurdu. Değiştirmesinler. Biraz onun gibi bir şey. Hatta Dylan Dog'un bir film uyarlaması var. 2011 yılında yapılan kötü bir uyarlama, Dead of Night. Ona satmışlar haklarını. Tekrar oradan geri alıyorlar Dylan Dog'un haklarını. Ondan önce Della Morte diye bir film vardı mesela. O daha iyiydi gerçi. Yani Bonelli Entertainment dedikleri bu şirket Dylan Dog'u bir diziye çevirterek James Wan'a bu sinematik evreni kurmaya ve DC ve Marvel'ın açtığı yoldan yürümeye niyetli. Bu belli. Bunu da birkaç koldan yapıyorlar. Sadece Dylan Dog dizisiyle değil. Mesela Dragonero serisi vardır. Bunu da Rai ile, yani bizim TRT gibi düşünün, İtalyan televizyonu bir çizgi filme dönüştürecekler. Bir projeleri de bu. Çizgi film alanını da boş bırakmıyorlar. Dragonero'yu da orada değerlendiriyor Sergio Bonelli Editore. Bununla da bitmiyor. Bunlar hep gelecek daha. Proje aşamasında, bazı yapım aşamasında. Bununla da bitmiyor. Bir Dampir filmi çekmeye karar veriyorlar. Hatta muhtemelen çekildi o film. 2021 gibi gösterilecek. Son bir bomba İtalya'dan. Benim için üzücü bir hadise de olsa, hatta bir utanç abidesi bence, ama bahsetmem gerekiyor. Zagor ve Flash'ı bir araya getiriyorlar. Bir team up, Amerikalıların team up dedikleri türden bir güç birliği diyelim. Bunun bir fragmanını seyredelim önce, isterseniz sonra konuşalım. Evet, bir crossover, bir team up, Zagor ve Flash. Ya tamam, Dylan Dog ve Martin Mister team up'larını gördük İtalyan çizgi romanlarında, değil mi? Sergio Bonelli Editore'de. Bu olabilir, mantıklı. Fakat Flash'la Zagor ya, ne alakası var? Albüm 2021 gibi bekleniyor. Bence 2021'in 2020'den daha da kötü olacağına dair en büyük belirti bu. Zagor'la Flash'ın team up'ı, güç birliği. En büyük kabusum süper kahramanların Zagor evrenine bile dahil olmasıydı. Bu da oldu. Bu nasıl bir girişkenliktir, nasıl bir salgındır? Esas salgın bu. Süper kahramanların her yere girip her şeyi rezil etmesi. Tam bir kabus. Zagor'un meşhur bir kabus adlı macerası vardır ya, asıl kabus bu olmuş, ben size söyleyeyim. Ulan Flash'ın Zagor'a niye ihtiyacı olsun? Onun yapamadığı neyi yapacak Zagor? Dylan Dog'la Martin Mister... Tamam olur. Zagor'la Flash nasıl olacak ya? Hadi Darkwood'u avucunun içi gibi biliyor desen. Kılavuzluk edecek. Ya Zagor daha daldan dala atlayarak gidiyor ya. Zagor daha elini dala atamadan Flash Darkwood'un öteki ucundan çıkıyor. Öyle bir herif. Senin ne katkın olacak Flash'a? Bana sorarsanız Bonelli süper kahramanlarla yarışmak yerine onların içine sızarak kaleyi içeriden fethetme yolunu deneyecek. Bence durum bu. Onların popülerliğinden yararlanacak. Piyasaya girerken onlara tutunmuş olacak. Hani yabancı bir firmanın yerel bir firmayla o pazara girerken ortak olması gibi. O piyasaya girerken ortak olması gibi. Ama bence bu iş yürümez. Yani Zagor, Flash ya da bu tarz başka eşleşmeler bana sorarsanız yürümez. Ne süper kahraman okuyucuları Zagor'u kabul eder, ne de Zagor okuyucuları süper kahramanlarla olan maceralarını kabul eder. Hani unutmak isteyeceğimiz bir macera olarak kalacağına %99 ihtimal veriyor. En iyi ihtimalle bir parodi olabilir. Başka hiçbir şey olmaz. Üzüldüm açıkçası. 2020'nin sonunda çıkan bir başka sağlam çizgi roman Yo Mentiroso, yani Ben Yalancı. Antonio Altariba ve Keko'nun Yo Ben üçlemesinin 3. ve son albümü. 164 sayfa olarak 2020'nin Aralık ayında yayınlandı.
İspanya'da. Daha Fransızcası bile yok ortada. En erken 2021'de okuyabilirim ben bunu herhalde. Konu nedir? Bir siyasi parti içindeki yolsuzluklar ve hesaplaşmalar. İşte partinin önde gelenlerinden üçünün kafası kesik olarak bulunması, yani yalan ve siyaset başrolde olması gerektiği gibi. Bu üçleme, Yo yani ben üçlemesi 2017 yılında başladı. Yo Asesino ile, Ben Katil ile. Türkçe'de yayınlandı yanılmıyorsam. Ben blogda bir yazı yazmıştım. Ayrıntılı bir yazıydı. Sonra bir sene sonra 2018'de Yo Loco, Ben Deli çıktı. Orada Altaiba ve Keko farmasötik dünyasında dönen dolapları anlattılar. İki sene sonra da işte 2020'nin Aralık ayında Yo Mentiroso, Ben Yalancı ve Siyaset Dünyası çıkmış oldu. Üçlemeyi kapattı Altaiba. Altaiba bence çizgi roman açısından en verimli dönemini yaşıyor. Özellikle 2016 sonrasında işte Kırık Kanat, 2016'da 2017'de Yo Asesino çok verimli bir süreç yaşıyor. Hatta Yo Asesino ile aynı yıl Altaiba, Keko ile yine bir başka albüm daha çıkarttı. El Perdón y la Furia. Prado Müzesi'nin sipariş ettiği bir çizgi roman bu. Şimdiye kadar sipariş ettiği ikinci çizgi roman. José de Ribera isimli 17. yüzyıl İspanyol ressamı hakkında bir çizgi roman. Bunu okuduğum zaman şey geldi aklıma. Belki Prado Müzesi de oradan hareketle bu projeyi başlatmıştır. Çizgi roman yaptırtma projesini. Louvre Müzesi'nin böyle bir projesi oldu. Herhalde 5-10 yıl olmuştur. Farklı farklı çizerlere, yazarlara çizgi romanlar yaptırdı müzeyle ilgili. Şimdi Prado Müzesi de başlamış buna. Muhtemelen oradan fikri aldılar ve uyarladılar. Fanfare'den yayınlanan bir Jiro Taniguchi edisyonu The Walking Man, 10. yıl edisyonuymuş. Japonya'da gezinen bir iş adamı, Japon iş adamı yine. Konuşmuyor fazla, genelde yalnız, kafasında hayaller var. Artık hani yol nereye götürürse, canı nereye isterse oraya gidiyor adam bu yürüyüşlerde. İşte kuşları gözlüyor saatlerce, ayakkabılarını çıkarıyor, ağaçları tırmanıyor. Hani şey vardır ya, flanör kavramı vardır. Walter Benjamin'in iyice meşhur ettiği. Bence onu aylak olarak çevirmek çok yanlış. Türkçe'de öyle çeviriyorlar. Flanör başka bir şey. Tanımlaması öyle şu anda yapabileceğim bir şey değil. Bu adam da onun başka bir türlüsü. Tam flanör de değil. Ama değişik, olaysız bir çizgi roman. Aksiyonsuz bir çizgi roman. Sakin bir çizgi roman. Hani yavaş sinema diyorlar ya. Yavaş çizgi roman. Bu da birazcık tür olarak. The Walking Man, Jiro Taniguchi. Sara diye bir çizgi roman ilgimi çekti. Daha düz bir anlatı bu. Öyle çok derinlikli bir şey, bir eser olduğunu sanmıyorum. Yazar Garth Ennis, çizer Steve Epting. 1940 kışında bir Rus kadın sniper'dan bahsediyor. Hemen bir Vasily Zaytsev'i hatırlattı tabii. Enemy at the Gates. Gerçek bir hikayeden alınma onun gibi. Garth Ennis biliyorsunuz The Boys'u yaratan adam mesela. Ya da The Preacher çizgi romanından bahsedebiliriz. 2020 yılında çıkartmış Sara çizgi romanı Panini Comics'ten 136 sayfa olarak çıktı. Mutlaka okuyayım ben bunu dediğim bir çizgi roman var. Under Earth. Under Earth, Chris Gooch'un yazıp çizdiği bir çizgi roman. Dev bir yeraltı şehri inşa edilmiş. Fakat bu şehir aslında bir hapishane. Burada olanları anlatıyor Under Earth. İki tane kadın var. Birbirleriyle işte arkadaş oluyorlar ve çeşitli olaylar yaşıyorlar ve bir tam kaçacakken birisi bunları ihbar ediyor, işte intikam alacağız diyorlar falan. Tam 576 sayfalık bir çizgi roman. Bence çok ilginç bir fikir. Pek çok kentin, pek çok ülkenin açık hava cezaevine dönüştüğü günlerde yerin altındaki bir devasa hapishane kent ve burada olanlar bence okunmalı. Mangez-le si vous voulez ismini bir başka çizgi roman. Linç kültüründen bahsediyor. Linç dünyanın her yerinde olan bir kültür. Şimdilerde çoklaştı falan dediklerine bakmayın. Eskiden daha şiddetliydi. Şimdi herifler Twitter'da linç ediyorlar. Ama eskiden bildiğin kafasını, kolunu, bacağını kopartıyorlardı. Buna bile şükür. Çok eski bir tarihi var. Her toplumda olan bir şey linç. İsa'yı hatırlayın mesela.
Adam ilk taşı en günahsız olanınız atsın derken tam da bu linç kültürüne karşı çıkıyordu işte İsa. Büyük adamdı. Bizde mesela derler ki efendim bizde öyle bir şey yok zaten kelime Türkçe de değil yabancı dilden girmiş derler. Hayır, bütün toplumlarda vardır bu. İlkel toplumlarda daha da çok, daha da şiddetli olarak bulunur. Kelimenin olmaması kavramın yaşanmadığı anlamına gelmez. Böyle bir kural vardır filolojide. Tam tersine isim bile verecek cesarete ve bilince sahip olmadığınızı gösterebilir. Dilinizde kelimeleştirmemek bir kavramı, bir olguyu. İsmini koymak şeyin çünkü dürüstlüğün ve mücadelenin ilk adımıdır. Mange le si vous voulez, giyin isterseniz demek Türkçe. Bir linç olayını anlatıyor. Tarihi bir olay bu, gerçek bir olay. Fransa tarihine damgasını vurmuş bir olay. Fransa'nın Prusya ile savaştığı bir dönem işler de iyi gitmiyor. Fransa'da Fransa yeniliyor. Bir gün bir panayır mı, bayram mı bir şey var, tam hatırlamıyorum. Bir gencin kahrolsun Fransa gibi bir şey söylediği söylentisi yayılıyor. Alain de Monet gencin ismiydi. Birden o kalabalık üstüne yürüyor. Durdurmaya çalışıyorlar kalabalığı birkaç kişi. Başarılı olamayınca onlar da kaçıyorlar. Yalnız bırakıyorlar Alain de Monet'i. Belediye başkanı geliyor. Bakıyor kalabalığı durduramayacak. Bildiğin gibi değil iş. Mange le si vous voulez diyor. Ve çekip gidiyor. Yani isterseniz yiyin. Canlı canlı yiyin. Ne yaparsanız yapın gibi bir şey söylemiş oluyor. Kalabalık atlıyor gencin üzerine. Önce bir işkence ediyorlar ama nasıl işkence? Öyle dayak falan değil. Adamın bir gözünü canlı canlı çıkartıyorlar. Adamın ayaklarına nal çakıyorlar. En sonunda da götürüyorlar canlı canlı yakıyorlar. Yani linç. Mahkemesi görülüyor bu olayın sonra. Hatta idam alanlar oluyor. İşte bu olaydan hareketle Jean Tölle isimli bir yazar bir roman yazıyor 2009 yılında. İngilizcesi de 2011 yılında yayınlanıyor. İngilizcesinin ismi hatta Eat Him If You Like. Mange le si vous voulez ya da Eat Him If You Like aslında ne yaparsanız yapın deyimini temsil ediyor burada. İşte çizgi romanda Jean Tölle'nin bu 2009 tarihli romanının bir uyarlaması. 168 sayfa çizimlerine bayıldım. Nefis. 2020 yılında yayınlanan ve okumak istediğim çizgi romanlardan biri olarak not aldığım harika bir eser. Hazır linç kültürü demişken, işkence demişken, zalimlik demişken, programın başında bir biyografik çizgi romanından bahsettiğimiz Victor Jara'nın bir şarkısıyla kapatalım. Hoşçakalın. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida.